Senin Mahir'in 100 metre yakınında görürsem yemin ederim o saçını başını yolarım. Benimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Söylediklerine dikkat et. Ayrıca ben Mahir'in kafasına silah dayamadım benimle görüştüğünde. Kızım, intihara kalkışıyormuşsun ve daha ne yapacaksın? Ne yapayım? Aşık oldum ben. Ecelini mi susadın be? Belin sen sus istersen. Ya sana karışma dedim Sabriye. Gitmiyorum hiçbir yere. Senden de korkmuyorum, tamam mı? Evet, aşık oldum. Mahir de bana karşı boş değildi ki. Yoksa niye benimle bu kadar süre görüşsün? Gel, gel kızım, anandan bulsun gel. Acı bildiğini söylüyorum. Beni ilk Mahir öptü. Senden daha güzel öpüştüğümü söyledi. Yok, ben artık duramam. Olurum seni öpmem odaklarını ben. Ne diyorsun lan sen? Eşkıya mısın sen? Ne oldu? Çok hoşuna gitmedi galiba Pelin Hanım'ı dövmeme. Git bak, koş koş yardım et. Yeter artık, rezil olduk herkese. Yürü eve gidiyoruz. Yürü. Sabriye, ne işi var Pelin'in burada? Ne işi olacak, beni bırakmaya geldi. Sen kendi nişanlına söz geçir önce. Kes, tamam kes. Ya hadi film bitti, hadi hadi dağılın, hadi hadi arkadaşlar, hadi. Aga o neydi öyle be? He? Allah Mahir'e sabır versin. Fidan da gazabından korusun vallahi. Amin. Ay bunlar abi kavgalıydı zaten. Bu kız yüzündenmiş demek. Ben dediydim Fidan'a ama ya. He, sen söylediydin. Sen zaten her şeyi bilirsin. Yürü. Ay dur, detayları öğrenmezsem çatlarım. Nerede o günler Mela? Yürü, yürü. İyi olduğumuza emin misiniz Pelin Hanım? Bir hastaneye falan gitsek? Hayır hayır, iyiyim ben. Eve giderim. Ya Fidan, sen hala neyi savunuyorsun ya? Tamam anladım, sinirlisin de bu yaptığın yakıştı mı yani? Öyle bir yakıştı ki hem de Mahir. Sen beni boş boş konuşuyor zannediyordun galiba ha? Ben sana demedim mi o kızı yolarım diye? Evet dedin. Maşallah sözün neriymişsin, bravo yani. Bana bak Mahir, asıl sana bravo. Bütün bunlar benim yüzümden oldu demiyorsun da durmadan Fidan'a yükleniyorsun. Ya Fatma teyze tamam haklısın ama yani... Aması maması yok. Sinirlerimiz bozuk zaten. Hadi çocuğum sen evine git. Hadi. İyi tamam. Tamam. Ah be kızım. Mahir'in yanında demeyeyim dedim ama rezil olduk bütün mahalleye. Bana ne Mahir'den anne ya? 2 gün konuşur unuturlar. İyi de evladım, öfkeyle kalkan zararla oturur. Ne geçti eline şimdi ha? İçimin yağları eridi anne, rahatladım. Anladın mı? Yine olsun yine yaparım. Kızın suratı gözümün önüne geliyor da yine sinirlerim zıplıyor ya. Teşekkür ederim Remzi. Afiyet olsun. Egemen Bey. Ne var Fatih? Pelin Hanım. Bugün birisiyle kavga etti. Ne? Kavga mı etti? Pelin, kavga. Kiminle kavga etti? Anladığım kadarıyla Mahir'in nişanlısıydı o. Aa, Fidan'la mı? Şimdi nerede? Odasında efendim. Thank you.
Pelin kızım. Ne oldu yavrum sana böyle? Hay Allah. Mahir'in nişanlısıyla kavga etmişsin, doğru mu? Kavga ettik demeyelim. Ben daha çok dayak yedim. Yavrum kıyamam ben sana. Abartma Gencay, bir şey yok işte. Ben buz getireyim de şişmesin. Getir. Hay Allah. O kız seni bu hale getirinceye kadar sen ne yapıyordun kızım? Niye vurduruyorsun kendine? Elin armut mu topluyor? Egemen. Sen de vursaydın ya ağzının ortasına iki tane. Egemen saçmalama. Erkek çocuğu mu Pelin? Fidan erkek çocuğu mu? Bak bizimkini evire çevire dövmüş işte. Yoksa Mahir mi dövdü seni? Mahir falan dövmedi. Yeter. Mahir'in bir şey yaptığı yok. Tamam hadi beni ne olur yalnız bırakın. Hadi ne olur gidin hadi yalnız bırakın. Ne olur ya. Hadi kalk, kalk tamam. Hay Allah. Ah kızım, ah yavrum. Ben sana demiştim. Deme Remziye abla ne olur hadi. Ya var ya, Fidan'ın gözü öyle bir dönmüştü ki yani abim yetişmeseydi. Ay neredeyse Pelin'i öldürecekti yani. Bütün bunlar sokak ortasında mı oldu? Tabii canım, bütün mahalle izledi. Ay rezil olduk bütün mahalleye desenize. Ya ben ne bahtsız bir adammışım ya. Ulan filmi kaçırdım resmen ya. Merak etme abi, o film bir daha oynar bu mahallede. Ya Mahir, bir şey söyleyeceğim ama kızma. Hasan, Mahir kızacaksa niye söylüyorsun? Fidan'ım bu pis huylarına daha ne kadar katlanacaksın sen oğlum? Ya baba Allah'ını seversen başlama yine ya. Ya sadece kendini değil bizi de rezil ediyor ya. Allah Allah. Sinirlenmek de gayet haklı Fidan. Yani kızdaki yüzsüzlüğe bak yahu. Anne sen de hep Fidan'ın tarafını tutuyorsun ya. Fidan haklı. Ne yapayım? Ben olsam ben de saçını başını yolardım Pelin'in. Ya Pelin'in dilinin ayarı yok ki. Ay yok yok. Fidan ablayı yapmış bence. Vermiş eğer. Abi bir şey soracağım ya. Hakikaten senin için böyle iki tane kadını sokağın ortasında kavga etmesi nasıl bir iş? Oğlum Bahtiyar bak zaten sinirim tepemde. Şimdi senden çıkarmayayım hepsini ha. Fatmalara biz bir geçmiş olsuna gidelim Mahir. Ya anne sen kime geçmiş olsuna gidiyorsun ya? Bizim Fidan dövmedi mi zaten Pelin'i? Kime geçmiş olsun diyorsun sen? Olsun. Mahir bak bütün bunlar senin yüzünden oldu. Hep senin suçun ya. Tabii gideceğiz. Zaten Allah benim cezamı versin de hepiniz kurtulun. Tövbeler tövbesi. Anne şimdi Fatma teyzelere gitmekle senin eline ne geçecek? Yani olayı hatırlatmaktan başka. Evet ya. Otur oturduğun yerde ya. Her hıyarın var diyene tuzluk alıp koşma be kadın. Ya tamam Hasan sinirlenme yavaş. Bari bir telefon edeyim. Zahide, hayır dedim. Tamam be öf. Bak görüyor musun? Hala aramadı Zahide. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ay bunlar öldürecek beni. Aramasın anne, boş ver. Sen farkında mısın? Mahir bugün Pelin'in tarafını tutuyordu az kalsın. Sen hala savunuyorsun onu bana. Savunmuyorum anne. Sadece bir anda kestirip atamam diyorum o kadar. İyi de kızım sen bu çocuğun burnunu hiç sürttürmedin ki. Başkası olsa aylarca peşinden koştururdu. Ama sen hopadan ak barıştın. Merak etme anne. Ben ona yapacağımı biliyorum. Artık aldım sopayı elime. Al tabii al. Geç bile kaldı. Ben bu işi burada bırakmam Gencay. Ne yapacaksın Egemen? Ha? Adam tutup dövdürecek misin o Fidan denilen kızı? Ne münasebet canım? Olur mu öyle şey? Bize yakışır mı öyle dövdürme mövdürme? Birazcık göz korkutacağım. İşte bu yüzden Pelin böyle. Bu yaşına kadar ne zaman başı sıkışsa sen onun için devreye girdin hemen. Tabii ben devreye gireceğim ya. Ben onun babasıyım. Bu sefer buna izin vermeyeceğim. Pelin kendi problemini kendisi çözecek. Ben biliyorum nasıl çözeceğini. Önce ağlayıp zırlayacak, bunalıma girecek, sonra da bileklerini falan kesecek.
Sen Pelin'i güçsüz ve depresif zannediyorsun ama çok yanılıyorsun Egemen. Yok ya. Yoksa senin başka bir adamdan bir kızın daha mı var? Dalga geçmeyi bırak. İzin ver de kızımız bir kere de kendi kendine yaşasın mutsuzluğu. Anlasın hayatta kavgada, acıda, başarısızlık da olduğunu, değil mi? Müsaade et. Ben öyle anlamam. Kısasa kısas bilirim ben. Biz böyle gördük. Sana bir vurana sen iki vuracaksın. Bu sefer hiçbir şey yapmayacaksın Egemen, tamam mı? Tamam be, tamam. Ana kız halledin bakalım. Nasıl halledeceksiniz? Görelim. Alo? Mahir, neredesin? Nerede miyim? Evdeyim. Ne yapıyorsun evde? Uyuyordum. Bugün öğleden sonra gideceğim işe. Ben sana demedim mi bundan sonra her sabah beni yolcu etmeye geleceksin diye? Yok, öyle bir şey demedim. İyi, şimdi diyorum o zaman. Ben otobüs duraklarının oradayım. 5 dakika içinde buraya geliyorsun. 5 dakika mı? Nasıl ya? Vallahi nasıl da bilmem Mahir. 5 dakika içinde burada oluyorsun ve süren başladı. Ya aç oldum burada. Koştum geldim işte be canım. 5 dakika olmadı ki zaten. Gel şurada bir börek ısmarlayayım sana. İstemiyorum ben. Gel bir poğaça falan alayım ya. Hayır dedim. Dün akşamdan beri bir şey yiyesim yok zaten. Uyku da uyuyamadım. Ama sen maşallah fosur fosur uyuyorsun. Bir merak et ya. Bir özür dileyim, af dileyim, bir arayayım de. Ya dün annen kovmadı mı beni? Ne yapayım kızım? Bahanen hazır zaten hemen. Ya o kıza üzüldüğün kadar bana üzüldün mü acaba? Pelin iyi misin? Bir arayıp sorsaydın nasılmış, öğrenseydin ha? Hani şu an mantıksız konuşuyorsun, farkındasın değil mi Fidan? Tabii canım. Ben zaten hiç sebepsiz dövdüm kızı değil mi? Ne yapmış ki kızcağız? Alt tarafı nişanımdan bir dudak almış. Fidan ayıp oluyor ama ha. Tamam uzatma Mahir. Uzatma mı? Ağzımı açıp bir şey söylemedim ya. Gidiyorum ben. Akşam iş çıkışına beni almaya gelirsin, tamam mı? Allah Allah. Ne oluyor şimdi ya? Baba görüyor musun? Saat kaç oldu? Bahtiyar hala ortada yok. Ya yemin ederim bir gün vaktinde gelsin dişimi kıracağım ya. Lan oğlum idare et işte. Ne yapalım? Hasan'ın emaneti. Nasıl? Öğreniyor mu bari bir şeyler? Ya yok ne öğrenmesi ya? Buraya manda bağlasam ondan daha iyi öğrenir ya. Adam bildiğin mal ya. Mal deme oğlum. Tövbe tövbe. O da bir Allah'ın kulu. Günaydın. Neredesin lan? Ben sana saat 8'de geleceğim demedim mi? 8 yok. 9 dedin ya. 8 mi? Ben geleyim üstümü değiştireyim. Karnın doydu mu sen? Yok usta. Gel otur kahvaltı et. Allah. Yavaş lan. Kıtlıktan mı çıktın? Çay var mı Keto ya? Sizin önünüzde var yok mu çay? Var. Orada bir zahmet alıver. Oğlum kalk siftahımız geliyor. Yemek yedikten sonra buraları topla lan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk usta. Nesi vardı? Motordan ses geliyor. Nişanlısının adı Mahir'di değil mi? Evet efendim Mahir. Ne iş yapıyor Mahir? Öğretmenmiş. Evet. Ne öğretmeni? Bilmiyorum efendim. Ne demek bilmiyorum Ayriye? Ben sana Fidan'la ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum demedim mi? Hazırladığım soruları sormadın mı yoksa?
Ya kusura bakmayın Oktay Bey ama ben de yani durup dururken bir insana en sevdiğin müzik ne, en sevdiğin film ne, en büyük hayalin ne diye anket soruları gibi sorular soramam ki. Ya direkt sormayacaksın tabii ki. Hayrete düşürüyorsun beni Hayriye. İyi de Oktay Bey yani... Söyle Hayriye söyle. Kovulurum diye sakın korkma. Söyle. Bu öğrendiğiniz şeylerle bir yere varamazsınız Oktay Bey. Bir kadın öncelikle bir erkeğe güvenmek ister. Yoksa aynı şeylerden hoşlanmak, aynı fikirleri paylaşmak nereye kadar yani? Kapatıp bana benzeyen biriyle ne yapayım ki ben? Kusura bakmayın ama Oktay Bey, zıt kutuplar birbirini çeker. Mıknatıs gibi yani. Artı, eksi. Ders için teşekkürler Hayri. Ama hatırlatırım sana ki karşında yılların çapkını Oktay Bey var. Sen istediğim şeyleri öğren, gerisini bana bırak. Aa dur. Bunu masanın yakında bir yerlere koy. Bu nedir Oktay Bey? Mikrofon Hayriye, mikrofon. Fidan'la ne konuştuğumuzu duymak istiyorum. Alsana. Gerek yoktu Oktay Bey. Ben not alırdım. Ben işimi sağlama alayım da. Ah be oğlum. Ne düşünüyorsun ya? Benim yarısı 500. Ne sende var ne bende. Ya ne düşüneceğim be oğlum? Dünü düşünüyorum. Başka ne düşüneceğim? He ya. Ya ulan bizim Fidan'ın içinden canavar çıktı be. Kanka sen bu kızı ne istiyorsa onu yap. Ya yapıyorum zaten be oğlum. Gak diyor yemek veriyoruz. Guk diyor su veriyoruz. Daha ne yapalım anlamadım ki. O kadar da abartmayın Mahir. Sonra bizim Gültekin'e döneceğim vallahi. Abi ben bu gidişle Gültekin abiden de beter olacağım. E oğlum sen aradın mı o kızı? Kim Pelin'i mi? Yok be abi ne arayacağım ya? Ne demek ne arayacağım abi? Senin bir hukukun yok mu bu kıza? Oğlum çocuk başına bela mı atsın lan? Sen demedin mi Fidan alien diye? Alien ne lan? Alien oğlum işte yaratık. Abi filmi var ya ağzından böyle ağız çıkıyor dişli mişli pençesi var. Sen de bilmiyorsun bu oğlum. Ya Mahir kusura bakma ya şimdi Fidan'a da yaratık maratık dedik. Yine goy goya sardınız ha. Ya Kadir haklı aslında. Başıma niye yaşatayım ki abi şimdi bu saatten sonra? Yerin kulağı var zaten. Remzi abla da Pelin'in yanında çalışıyor. Kesin duyarlar abi. Oo. Desene Mahir'i de kaybettik. Korku dağları şimdiden sarmış oğlum. Abi ona istersen korku demeyelim, tedbirli davranıyor diyelim ha. Boş versen oğlum sen. Biz bu saçları değirmende artmadık tamam mı? Ben adamı gözünden anlarım, gözünden. Var mı çocuğun üstüne be Numan abi? Kaçıyorum ben. İnşaattan beklerler. Oo, ben de minibüsü unuttum ya işe çıkıyor. Ben de geleyim ya. Ya bu çete gelmiyor abi sabahları kahve. O bizimkine dükkanı bırakmayı korkuyordur ondan gelsin. Hadi kolay gelsin. Ona abi. Hadi. Güle 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 güle. Gördün mü bak buradan kaçırıyormuş demek ki. Ha oradan kaçırıyor ya. O kalkmadan nasıl görüyorsun lan? Ne? Buraya bakıyorum ya. Gözüm şey oldu bir dakika oraya. Bir şu telefona baksın ya. Bak şuna. Efendim? Alo? Kim? Hiç mi çalışmıyor? Neredesiniz peki siz şimdi? Tamam tamam yarım saate geliriz. Baba. He. Sen Tarık diye birini tanıyor musun? He tanıyorum. Bankacı Tarık. Ya bunun arabayı çalıştıramamış, kaldıramamış evin önünden ya. Marş basmıyormuş. Ben bir gidip bakayım şimdi. İyi git bak. Tamam. Ben de vergi dairesine gideceğim. Giderken beni de hatırla. Ya baba, sen vergi dairesine yarın gitsen olmaz mı? Hani dükkanı boş bırakmayalım. E Bahtiyar var oğlum, bakar dükkana. Değil mi Bahtiyar? Tabii usta, senin gözün arkada kalmasın ya. Hadi Çet, ben üstümü değişeyim. Müşteri gelirse yarım saate kadar gelecekler dersin, tamam mı? Biz burada yokken orayı burayı kurcalama. Hiçbir şeye karıştırma. Hiçbir şeye de dokunma otur. Bir yerim kaşınırsa falan kaşıyabilir miyim? Ben kaşırım yavrum gelirse. Tamam mı? Baba ben arabadayım. Gençler. Bahtiyar beni iş buldu. Siz hala bulamadınız.
Ne olacak sizin bu haliniz? Abi kolumu kırdım ya. Nasıl iş bulayım ben şimdi ya? Hem biz boş durmuyoruz ki Cüneyt abi. Çekirdek kabuğu imal ediyoruz. İyi. Sonra da davul tozuyla minare gölgesi yaparsınız artık. Oğlum adam doğru söylüyor lan. Ne alakası var abi? Biz de öz eleştiri yapıyoruz. O kadar hayvan değiliz ya. Biz de iş arayalım lan artık. Nasıl iş aranır ben bilmiyorum ki. Acaba bu çekirdekleri yiyeceğimize satsak daha iyi olmaz mı? Nasıl? Yani dağıtım olayına girelim oğlum işte. Ha, evet. Olabilir. Ne yapıyorsunuz lan? Nereden buldun oğlum bunu? Kız gibi ya. Ya oğlum biliyorsun kızlar bir şekilde beni bulur yani. Bu da kendi tekerlekleriyle geldi yani. Hadi atla. Sıkı tutunun gençler. İstanbul Dakar Rally'si başlıyor. Mahir nasıl? Nasıl olsun? Tırnaklarını çıkarttığımdan beri süt dökmüş kedi gibi. Okul nasıl gidiyor? Ne okulu? Öğretmen demiştim ya, ilkokul öğretmeniydi değil mi o? Aha, öğretmen evet. Gidip geliyor işte, uğraşıyor ne yapsın? Dün musakka yedim, midem çok fena ağrıttı. Çok severim musakkayı. Sen sever misin? Öyle severim. Çok mu seversin? Niye? Çok seviyorsam yemeği mi götüreceksin benim? Yok canım öyle sordum işte. Ben en çok köfteyle patates severim. Ah, aferin kız Ayriye. Dün bir tane şey aldım ya, biraz böyle sarı falan. Çok seviyorum o rengi. Güle güle kullan. Senin en sevdiğin renk ne? Bilmem. Hepsini severim aslında ben. Öyle sorulmaz ki Hayriye. Anket mi yapıyorsun kızla yani? Ay Hayriye, dün akşam televizyonda bir aşk filmi vardı. Onu izledim. O kadar çok ağladım ki izlerken. Ya. Ay ben de çok severim aşk filmlerini ama korku filmi daha güzel ya. Bir de ışıkları kapatıyorsun ya. Çok güzel oluyor. Neydi konusu? Ya iki turist Paris'te tanışıyorlar ve birbirlerine aşık oluyorlar ama ertesi gün ayrılmak zorundalar. Ay yazık ya. O kadar üzüldüm ki izlerken. Çok ağladım. Paris'e gitmeyi çok istiyorum biliyor musun? İnşallah giderim. Çok severim gezmeyi ben. Sen de sever misin? Yok. Aslında ben tam tersi evciyim. Yani böyle bahçeli bir evim olsun. Çocuklarım olsun. Onlarla bayramlarda falan böyle büyük sofralar kuralım. Ne bileyim, hep böyle şeyler düşünüyorum işte. Geniş bir ailem olsun istiyorum. İnşallah çok. İyi günler Radikal Oldu. Peki ne haber? Nasıl yardımcı olabilirim? Ben sizi tüketici servisinize bakıyorum. Peki. Şimdi sıra sende Oktay Bey. Buyur Sabriye. İstanbul'u ayaklarının altına sereceğim dediğim bu muydu Nuri? Ayol burası bildiğimiz Geyiktepe. Benim ömrüm burada geçti. Ama Sabriye niye öyle diyorsun sen şimdi ya? Baksana şu canım manzaraya. Bundan daha güzelini bulabilir misin? Ya ilk defa görüyorum. Ya tamam tamam asma suratını hemen. Bir bilmece sorayım mı sana? Sor. Şimdi adamın biri mahkemenin önünden geçerken içeriden çatal bıçak sesleri geliyormuş. Niye? Ha? Niye? Çünkü senin hakkını yiyorlarmış Nuri. Aa, nasıl bildin hemen ya? Aa, nereden bildim hemen ya? İlkokul 5 bilmeceleri sorarsan bilirim tabii. Nuri? Sen bana? Yok. Aa, asma mı suratını? Bak sen asarsan ben de asarım.
zaman bir şiir okuyayım mı sana? Ama Nuri'cim, ben sana şiir sevmediğimi söyledim ya. Ama Sabriyem, bu öyle bir şiir değil ya. Bu aşk şiiri. Senin için yazdım. Benim için mi? Ha. Oku bakalım. Sol şeritler gibisin sevgilim. Bastım gidiyorum kalbine. Durmadan selektör yaptım beni görmeyen gözlerine. Bu dünyada her şey para diyorlar. Öyleyse bırak üstü kalsın. Şoförsün deyip kız vermeyenler bedduamı işte onlar alsın. Söyle ille sollamak zorunda mısın şu gariban aşkımı? Sen kavşaklarımın yeşil ışığı. Bense aşkının şaşkını. Nasıl? Şoförsün diye sana kim kız vermedi bunu? Kimi istedin sen? Bana bak, benden önce bir dalgan mı vardı yoksa? Yok be Sabriyem, ne dalgası ya? Şiir bu. Ha, salladın yani. Sabriye! Ya Sabriyem, Sabriye! Ya bu arabeski bırakma işi iyi gelmedi benim hayatıma ya. Geçen trafikte gidiyorum. Trafik sıkışık tabii. Böyle milim milim ilerliyorum. Müzik de yok. Sonra bana birden bir ilham geldi. 10 dakikada yazıverdim bu şiiri. Sonra da çarpıldım yani bayağı bu şiire. Çarpıldıysan camı örtmeli. Bak ceyranda kalıyorsun, üşütüyorsun sonra. Sabriye! Sabriye! Oh. Abi bana kırık kolla araba ittiriyorsunuz ya. Konuşma oğlum, it. Benim çıktı burada. Oğlum buna ne oldu ya? Niye 100 metre daha gitmedi bu? Ulan gerizekalı, bu zaten sağlam bir şey olsa bunu buraya bırakırlar mı ya? Elimizde patladı işte ya. Allah'tan Çeto gelmemiş var ya. Çeto gelse bitmiştim ben ya. Kaç kilo abi bu araba? Senden hafif. Oğlum bu çizik var mıydı ya? Ne çizik bu ya? Oğlum bu çizik ne lan? Tamam lan, panik yapma. Oğlum nasıl panik yapmayayım lan? Bu ne ya? Bu Çeto görünce beni öldürecek lan. Muza benziyor sanki. Yok aslında bak, bu açıdan baktığın zaman Japon kılıcına benziyor. Muza benziyor. Japon kılıcı abi, ayağın beyan ortada ya. Ya elinizin körüne benziyor. Oğlum ne Japon kılıcı ne muzu lan. Yardım edin, şunu kapatmamız lazım ya. Abi bunu nasıl kapatacağız? Kapıyı komple söküp boyatmak lazım. Abi saçmalama ya, öyle şey mi olur? Onunla mı uğraşacağız? Çok uzun sürer bu ya. Oğlum ben bittim ya. Ben bittim, ben mahvoldum ya. Annemle babam Almanya'ya gittiği için babaannemle büyüdüm. Yalnız bir çocukluk geçirdim yani. Böyle oyun arkadaşım falan yoktu hiç. Şimdi anlaşıldı senin bu oyuncak merakının nereden geldiği. Yaşayamadığın çocukluğunu yaşıyorsun yani. Keşke büyük bir ailem olsaydı. Annem, babam, halalarım, teyzelerim. Böyle bütün sülale büyük bir masanın etrafında mutlu mesut yemek yiyoruz. Hani şu eski Türk filmlerinde vardır ya, herkes birbiriyle şakalaşır, eğlenir, güler filan. Sen de benim gibisin o zaman. Yani ben hep kalabalık bir ailem olsun isterdim. Babam ben çok küçükken öldü. Abim de bizi bırakıp yurt dışına gitti. Annemle bir başımıza kaldık işte. Hatta belki bu yüzden ben kalabalığı çok severim mesela. Biliyorsun, çocukken hep bayram olsun isterdim. Niye? Harçlık almak için mi? Tabii ki hayır. Yani bayramlarda ev hep çok kalabalık olurdu. Tanıdıklar, komşular, akrabalar gelirdi. Böyle cıvıl cıvıl olurdu. Ve biliyordum, giderlerse annemle yine bir başımıza kalacağız. Ev mahzunlaşacak, sessizleşecek. Abimle babamı hatırlayacağım. Sonra ben yine ağlayacağım. Umarım o hayalini
kurduğum geniş aileye yakında kavuşursun. İnşallah. Ama bunun için çok beklemeyeceksin. Yakında evleniyorsun. Sahi, nişanlınla aran nasıl oldu? Senin dediğini yaptım. Kalbimin sesini dinledim ve barıştım. Barıştık da... Ben yerime döneyim artık, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hiçbir şey belli olmuyor. Bak mesela ışığı aldığın zaman aslında hakikaten hiçbir şey belli olmuyor. Oğlum saçmalamayın lan. Nereden bakarsan bak şey gibi ortada işte ya. Muz gibi değil mi? Japon kılıcı lan. Muz gibi. Japon. Dur çeto geldi çeto. Hiçbir şey çaktırmayın. Hayırdır? Apache partisi mi var? Bütün mallar toplanmış. Abi arkadaşlar beni ziyarete gelmişler, şimdi gidiyorlar. Hadi görüşürüz. Osman, çok sağ ol Osman. Hadi eyvallah. Görüşürüz abi. Kendine dikkat et. Sen haberleşirsin. Aynen. Hadi güle güle. Abi kolay gelsin. Lan git. Sen bir halk mı karıştırıyorsun? Abi ayıp ediyorsun ya. Arkadaşlar beni işlerinde ziyarete gelmişler. Öyle bir iki sohbet falan zaten gittiler. İş yerinde seni ziyaret etmeye geldiler. Ne güzel. Lan git takım çantasını al. Gelin görüşürüz Hayriye'cim. Görüşürüz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber Gülüm? Hayret, vaktinde gelmişsin. Yani inşaattan izin almak biraz zor oldu ama çağırdın geldik. Ne yapacağız? Anladım. Hadi, bir taksi tut da. Yani ben çok yorgunum, durağa kadar falan yürüyemem. Yani tutayım da biraz abartmıyor musun be Fidan? Neyi? Yani anladık, burnumu sürtmeye çalışıyorsun ama... yani biraz saçmalıyorsun artık. Taksi tutalım diyerek mi? Yani evet. Ayrıca sen Pelin'in arabasıyla gezerken güzeldi ama. Hadi gel, tamam tutalım. Fidan, artık şu olayı unutamaz mıyız? Herkes yeteri kadar üzülmedi mi zaten? Tabii, herkes üzüldü. Ama sen en çok o sarı yılan üzülüyor diye üzülmüşsündür. Sarı yılan mı? Sen Pelin'i mi kastediyorsun sarı yılan derken? Yuh artık sana ya Fidan. Yok yok, bu iş olmaz. Sen o sarı yılanı aklından çıkartmadığın sürece bu iş olmaz. Bir de annem yarın çeyiz alışverişine çıkalım diyordu. Bak işte annen ne güzel söylemiş. Şu Pelin'in elini unutalım artık da işimize gücümüze bakalım be. Ha gülüm. Ben sarı yılan diyorum. Sen ona ismiyle hitap edecek kadar benimsemişsin işte. Unutabilecek misin bari Mahir? Allah'ım ya Rabbim. Bak Fidan ben sadece seni düşünüyorum. Ve seni seviyorum. Annene söyle yarın şu alışverişe gidelim. Şu aramızdaki soğuk savaş da bitsin artık ne olur ya. Ya birader sen önüne baksana, ne bakıyorsun buraya? Kaza yapacaksın şimdi, Allah Allah. Pelinciğim, içeri gelsene beraber televizyon seyrederim. O zaman beraber temizlik yapalım. Sen temizliğe bayılırsın. Bak, ne yapalım biliyor musun? Benim dolabımı boşaltalım. Bir güzel temizleyelim. Sonra da senin sevdiğin gibi renklerine göre elbiseleri dizelim. Ne dersin? Mahir aramıyor diye mi böylesin? Arayacak.
Mutlaka arayacak, göreceksin. Hem de sen beklemediğin bir zamanda arayacak. Ama sen böyle sabahtan akşama kadar onu düşünüp üzülürsen olmaz ki. Hem ben sana ne demiştim, hı? Bırak biraz da Mahir dert etsin niçin Pelin beni aramıyor diye. Hı? Yapamıyorum işte anne. Onu düşünmeden edemiyorum. Acaba şu anda ne yapıyor? Fidan'la mı? Düşünmeden edemiyorum. Benim galiba buradan böyle biraz uzaklaşmam lazım bunları unutmak için. Bilmiyorum, aklım çok karışık. Tamam kızım, tamam. Ben gidip bir şeyler getireyim, üstünü üşüyeceksin. Şu kıza umut vermeyi bırak Gencay. Hani gerçeklerle yüzleşecekti? E yüzleşiyor ya işte Egemen, daha ne yapsın kızcağız? Bak ne diyeceğim. Viyana'da bir özel resim okuluyla temas halindeyim. Hani bir ara Pelin gitmek istemişti de olmamıştı. Ha. Şimdi torpil buldum. Bugün yarın halledeceğim. Pelin'i Viyana'ya mı göndereceksin Egemen? Neden olmasın? Bir süreliğine gitsin işte canım. Hem bir ara çok istemişti o okula gitmeyi. Torpil bulamamıştım. Şimdi işi bağlamak üzereyim. Netleşsin. Hemen bildireceğim Pelin'e. Anne! Fidan aradı, hazırlanmış. Hadi çıkalım. Tamam, geliyorum. Hadi. Hasan! Ha? Biz çıkıyoruz. Güle güle Zahide. Güle güle. Hasan, alışverişe gidiyoruz. Fidan'a takı makı bir şeyler alacağız. Bize biraz çıkma yap sen de. Ne çıkması? Anlamamazlıktan gelme Hasan. Para diyorum, para. Ya takısı var ya kızın. Alyans, malyans. O başka. Düğünden önce erkek tarafı olarak bir şeyler takmamız lazım. Nerede yazıyor bu? Kim söylemiş? Adettendir Hasan. Adetler hiçbir yerde yazmaz. Yani her şeyi çocuklara mı yıkalım ha? Para bu kadar mı önemli senin için? Para benim için önemli değil Zahide. Miktarı önemli ki. O da bende yok. Kusura bakma. Öyle olsun Hasan. Öyle olsun. Alacağın olsun senin Hasan. Ödümü patlattın. Korkma anne ya, ücü almaya geldim ben de. Ne o paralar öyle? Senin örgü paraların mı? Evet. Alışverişe gideceğiz. Fidan'a bilezik bilezik bir hediye alacağım. Ay anne, sana inanmıyorum ya. Ya sen niye o hasbaya hediye alıyorsun? Sen doğru konuşsana. Anne bak, ben de abim için iyisini doğrusunu güzelini isterim. Ama o kız için değer mi ya? Gördük işte kalitesini. Tövbe tövbe. Ne kadar fesat şeysin sen Sabriye. Ya fesat değilim anne. Sadece o parayı nasıl kazanacağım diye gözlerini bozduğunu şahidiyim. Ya sen babamdan bile sakladın onları. Kendine bir şey alırsın, Songül'e bir şey alırsın. Ama elin kızı için harcama ya. Tamam Sabriye. Biz uyuşamıyoruz. İyisi mi birbirimizi üzmeyelim, oldu mu? Ha? Hadi. Çekil şuradan. Of. Of. Fidan, bak istediğinin en iyisini seç. Ben senin huyunu biliyorum. Pahalı olduğu zaman söyleyemezsin beğendiğini. Ama anne, Mahir'in durumu da biliyorsun ya. Yani fazla abartmasak ha. Hatta hiç gerek yok ıvır zıvıra. Biz evlenince alırız yavaş yavaş. Yok anam, yok. Sen akıllanmayacaksın. Kızım sen hiç aynaya bakmıyor musun? Ha? Şu güzelliğe bak.
Ben onlara dünya güzeli kızımı veriyorum. Alacaklar tabii. Hem de en iyisini alacaklar. Ama onların yanında da böyle aman istemem, rica ederim falan gibi konuşma, tamam mı? Kendini ağırdan sat biraz. Tamam mı? Hadi anne ya, hadi. Dur, geldim, geldim. Bekle. Songül. Bana bak, bir kulağın babanda olsun, değil mi? Niye ki? Bak, telefon çalarsa, baban da uzun uzun konuşursa bir kulak ver. Kimle konuşuyor, ne konuşuyor? Çaktırma ama. İyi, peki. Aferin, hadi. Hadi, hoşça kal. Dur, bekle Mahir. Kolay gelsin Çeto. Eyvah, bu takoz çakozladı mı lan yoksa durumu? Ne oldu ya? Yüzün böyle bir garip. Geç kaldın niye mi? Ya sen dedin hafta sonu geç gelebilirsin dedim. Sen dün biz yokken ne yaptın lan? Ne yapmışım? Sen beni salak mı zannediyorsun? He? Bu ne lan? Bu ne lan? Ha? Ne? Yakın bak yakın. Ne bu? Nereye gösteriyor? Bu yakından bak. Ne bu? Ne? Hangisi anlamıyorum işte. İyi sen böyle salak yat. Birazdan babam geldiği zaman sana bunun ne olduğunu gösterir. Tamam mı? Ondan sonra sen buradan kaç. Ya Çeto. 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 Çeto ne olur Yahya ustaya söyleme ya. Bak buradan kovulursan babam beni hayatta eve almaz. Onu daha önce düşünecektin yavrum. Daha önce düşünecektin. Ya Çeto tamam yaptım bir hata. Affet işte ya. Affetmek büyüklüğün şanından. Ya vallahi yapmayacağım ya. Abi git. Ya Çeto. Vallahi ne istiyorsan yaparım ya. Ne istiyorsan yapacağım ya. Harbi ne istersen yapacağım mı lan? Yani yapabileceğim bir şeyse yapacağım. Evet tabii. İyi tamam o zaman. Uşağım alacağım. Uşak mı? Uşak ulan bildiğin uşak. Ben ne dersem onu yapacağım. Ya da neyse lan senden uşak uşak olmaz. Ben babamı arıyorum. Şişt, tamam Çeto tamam. Ne olur babanı arama tamam. Tamam uşak olmam dedim mi ben? Öyle hiç öyle bir şey demedim. Uşak ne demek? Uşak bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Sen öyle söyleyince bir anda anlamadım. Asistan, yardımcı falan gibi bir şeyse tamam. Ben ona uşak derim sen ne dersen de. Bu kültürümüzde uşaklık yok ama biz bunu yerleştireceğiz. Şimdi git bana orta bir tane kahve yap. Tamam. Orta olsun. Orta. Tamam. Vedat. Niye aramadın sen beni bugün? Biz sizinle ne konuşmuştuk Hasan Bey? Ne konuşmuştuk canım? Bankamıza gelip borcunuzun yapılandırılmasıyla ilgili görüşecektiniz. Geleceğim geleceğim. Mutlaka geleceğim. Merak etme sen. Peki o zaman görüşürüz Hasan Bey. Ne oldu kapatıyor musun? Kapatmam lazım efendim. Niye? Başka biri mi var? Anlamadım efendim. Anladım. Senin için bir özelliğim yok yani benim. Sıradan biriyim. Öyle mi? Hayır tabii ki öyle değil Hasan Bey. Söyle bakayım senin için ne ifade ediyorum ben? Burası bir iş yeri efendim. Burada bizim tüm konuşmalarımız kayıt altında tutuluyor. Ben burada biriyle ne kadar uzun konuşursam o kadar başarısız sayılıyorum. Maçtan kapatalım dedim. Şurada iki muhabbet edeceğiz gözlerine batıyor değil mi? Bunlar kesin bizi kıskanıyordur da ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim hanım bile kıskanıyor seninle konuşuyorum diye. Allah'tan bugün yok da rahat rahat konuşacağız. Tabii Hasan Bey de. Benim gerçekten kapatmam lazım. Bakın 4 tane çağrı bekliyor sırada. Ya belki benim de canım sıkkın. Karım, çoluk, çocuğum üstüme çok geliyor. Ya bari sen yapma ya. Siz bugün ters tarafınızdan kalkmışsınız herhalde Hasan Bey. Bir gün gelin yüz yüze görüşelim. Tabii tabii. Yüz yüze görüşelim mutlaka. Ben zaten senin yüzünü çok merak ediyorum ya. Mutlaka görüşeceğiz. Peki, şimdi ben kapatayım istersen. Hadi sen de çalış, kolay gelsin. Çok öpüyorum seni. Hadi hoşça kal. İyi günler Hasan Bey. İyi ki biz hafta sonu kahveye geldik ha. Şu hale bak. Lan evde Melayla otursam daha iyiydi be. Ya bana bir ilham geldi Gültekin abi. Kaçmadan şunu bir bitireyim diyorum. Bitir kardeşim bitir. Sen daha çok yazarsın. Niye öyle dedin şimdi abi? Niyesi var mı Nuri? Sen ne zaman harekete geçiyorsun? Bak millet düğün alışverişinde. Sen hala yaz. Ya abi Sabri'ye biraz ağırdan alalım dedi de o yüzden yani. Anladım. Sen zehirlenmişsin. Ne zehirlenmesi ya? Şimdi sana onu giyme, bunu giyme falan diye karışmaya başladı mı? Ha, doğru. Karışıyor. Hatta deri ceketini çıkar dedi, çıkardım. Hayat tarzını, dinlediğin müziği falan da geliştirmeye başladı değil mi? Ya Gültekin abi, 1000 CD'lik arabesk arşivini attım diyorum sana ya. İşte zehirlenmişsin.
Bu iş böyle gitmez Nuri. Bak sana söylüyorum. Sabriye şimdiden düzgünleri eline geçirmeye başladı ona göre. O zaman bizim bütün mahallenin erkekleri böyle. Mahir, Nuri, sen. Hop hop Numan abi beni karıştırma. Ben isyan bayrağını çektim. Bu gençlere de örnek olmaya kararlıyım. Hadi be. Ne örneğiymiş o? Ya mesela yarın Nuri'nin derdini programa taşıyıp masaya yatıracağım. Eyvah! Aman 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 Gültekin abi sakın öyle bir şey yapma. Masaya falan yatırma ne olur. Niye ki? Ya görmüyor musun adam korkuyor. Sabriye duyar diye korkuyor. Evet abi Sabriye duyar diye korkuyorum. Ne var yani bunda? Ya konuştuklarımızı gidip el aleme mi anlatıyorsun diye başımın etini yer. Allah'ını seversen ya. Korkma ya. Ben isim vermem koçum. Bu durumun bütün erkeklere örnek olması lazım. Ya şey aslında hediye falan hiç gerek yok Zahide teyzeciğim ya. Olur mu kızım? Adettendir. Şöyle seç bir güzel bilezik de alalım hadi kızım. Tabii kızım adettendir. Hadi seç en güzelini. Hadi. Bakar mısın koskoca geniş bir yer. Ay neresi geniş ayol? Hadi, hadi anne. Yürü. Bilader kolay gelsin. Ay iyiydi burası. Pelin'cim, Viyana'daki özel resim okulunu hatırlıyor musun? Evet. Hani sen bir ara gitmek istemiştin de bir türlü olmamıştı. Bugün itibariyle hallettim o işi. Nasıl yani? Yanisi okul seni kabul etti. Ne zaman istersen gidebilirsin. Bak hem belki bu değişiklik iyi gelir sana. Son zamanlarda çok canın sıkıldı. Bir sürü nahoş olay. Ha? Ne dersin? Olur. Tamam. Giderim. Gerçekten mi? Evet. Yani sen şimdi bana kızmayacak mısın? Ağlayıp dövünmeyecek misin? Yok babacığım tamam giderim diyorum. Kızım acele karar vermesen. Hayır anneciğim yani babamın da dediği gibi şu dönemde belki de ihtiyacım olan şey böyle biraz uzaklaşmaktır. Evet evet bence de çok iyi olur. Önce otur bir düşün evladım. Belki eskisi kadar çok gitmek istemiyorsundur oraya artık. Yok yok. Ben gideyim. Ya beni hem burada tutacak bir şey de yok ki. Emin misin Pelin'cim? Peki ya şey ne olacak? Mahir mi? Biraz özlesin beni. Ya hem sen demiyor muydun? Bırak o senin peşinden koşsun diye. Koşsun bakalım benim peşimden. Dedim dedim ama yani... Hatta ben hemen yarın gideyim babacığım. Yarın mı? Evet. Çok güzel. O zaman Can'ı arayıp hemen uçak biletini alsın. Alo Can. Tamam. Al bileti Viyana'ya. Evet. Geldim geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Zahide. Ne? Ne oldu? Yüzünden düşen bir parça? Yok bir şey Hasan. Allah Allah. Söyle bakayım kaç para harcadınız? Sana ne Hasan? Senden mi çıkıyor paralar? Ya olsun gene de söyle bakayım. Çok. Çok para harcadık Hasan. Çok. Oh maşallah. Maşallah. Zahide. Ben yukarı çıkayım biraz para basayım. Lazım olacak ha? Son gün. Ne oldu konuştu mu baba? Hı, konuştu. Ne konuştu? Ya anne babam galiba seni aldatıyor. Tövbeler tövbesi. Ne oldu? Ne dedi ha? Ya işte ben senin için ne ifade ediyorum falan dedi. Sonra kesin bizi kıskanıyorlar. Hatta benim hanım bile kıskanıyor seninle konuştuğumda dedi. Hayır. Allah'ım ya Rabbim. Ben bunları da mı yaşayacaktım bu yaştan sonra? İkisinden sonra azanı tenişip patlarmış Hasan. Anne
ben sonra aradım o numarayı. Banka çıktı. Ben yanlış anlamışımdır. Hayır, sen doğru anlamışsın. Hep bankayla konuşuyorum diyordu. Vedat diye birisiyle konuşuyormuş. Mahsucuk'tan erkek ismi söylüyor ki ben anlamayayım diye. Yok canım, babam öyle şey yapar mı anneciğim? Erkektir o konuştuğun, erkektir. Ay, acaba buluşuyorlar mı gizli gizli? Yani buluşacaklar sanırım çünkü babam yüz yüze görüşelim mi dedi. Ayy! Allah'ım, mahvettim ben seni Hasan, mahvettim. Ölümün elimde kalacak Hasan. Ne? Dur. Dur biz bir anlayalım ilk önce. Şey, erkek mi konuştuğu, kadın mı? Günahını almayalım babamına. Nasıl anlayacağız peki? Yani aklım mı durdu senin ya? Aklım durdu Songül. Aklım durdu. Takip edeceğiz işte şey buluşmaya gittiğinde. Aa, ay ne kadar akıllısın sen. Bana bak. Kardeşlerinden hiçbirisi bu durumdan haberdar olmayacak, tamam mı? Yok yok. Ama sen de sakın babama surat yapayım deme. Çakmasın durumu. Tamam. Anne ya, çok mu abarttık ha? Zahide teyze hem bilezik aldı hem de baksana bir sürü şey. Çok masraf yaptılar. Fidan gene mi aynı mevzu? Ya ne bileyim, tamam Mahir'in burnunu sürtüyorum ama bu iş hepten aramızı bozacak diye korkuyorum ben. Fazla naz aşık usandırır derler. Kim demişse halt etmiş. Seven insan bıkmaz. Hem sen takılma böyle şeylere. Ne kadar yufka yeriklisin böyle. Ay anne. Senin de içinde eli maşal bir kaynana yatıyormuş ha. Arada bir eline maşa almak iyi olur kızım. Bunca zaman alttan aldık ne oldu ha? Hatta hatırla. Mahir'i sana karşı bile savunuyordum ben. Ama o Mahir efendi gitti o kızla. Anne. Tamam tamam. Bir şey demedim. Düğün alışverişini de yaptınız ha? Ha, evet yaptık baba. İyi. Bana kızgın mısın hala? Yo, ne yaptın ki? Niye kızgın olayım sana? Hiç öyle. Yani genel olarak dedim ben. Alıştın değil mi benim huysuzluklarıma? Estağfurullah baba. Hayır. Geç otur şöyle. Benim için bu ne biçim baba diyorsundur belki ama şuna inan ki en az anan kadar iyiliğini istiyorum senin. Ben hep içimden geldiği gibi, aklımın erdiği gibi davrandım. Misal Fidan olayı. Ona karşı hep soğuk oldum biliyorsun. Bu Pelin ortaya çıkınca da içinden ne geliyorsa onu söyledim oğlum. Baba bu Pelin mevzusunu ben kapattım artık. Kapattım biliyorum. Ama bir şey fark etmemi istiyorum. Bir tarafta senin için bir şeyler yapmaya çabalayan bir insan. Öbür tarafta seni sürükleyen, sokak ortasında kavga eden bir kız. Bu nasıl aşk anlamıyorum ya. Baba ben büyük bir hata yaptım. Fidan o yüzden böyle davrandı. Yoksa durup dururken kötü davranacak bir kız değil ki Fidan. Yani Pelin bize iki tane hediye aldı diye onu mu tercih etseydim yani? İki hediye ha? İki hediye değil Mahir. Onun gönlünün yüceliğini... Baba, onu... Pelin gözümü boyamak için hepimize hediye almadı mı? Ha? Sabriye'yi de kendine ortak edip Fidan'la aramıza girmeye çalışmadı mı? Yani ben bunu anlamıyorum yani. Yok, ben... Pelin'in iyi niyetli olduğuna inanmıyorum yani. Sinsice davranıyor. Hayır. Pelin sinsi değil. Sinsi olsa neleri yüzüne vururdu bir bilsen. Ne vururdu baba yani? Yüzüme vuracak ne var ki söylesene. Hayır. Bahtiyar'ın kumar borcunu Pelin ödedi. Ne? Evet Mahir, Pelin ödedi. Yoksa vazgeçer miydi Azmi İti alacağından? Sizden korktuğundan değil yani.
Baba yok artık, sen ne dediğinin farkında mısın? Ha, bunları uydurmuyorsun değil mi sen? Hayır. Üstelik sana söylemeyelim diye sıkı sıkı tembih etti bizi. Başkası olsa nasıl yüzüne vururdu? Yani hepiniz biliyordunuz, bir bana söylemediniz öyle mi? Söylesek ne yapardın? Gidip ödemeye kalkardın değil mi? Evet, gider öderdim tabii parayı yani. Borçlu mu kalacağız o kıza ya? Neyle Mahir? İnşaattan kazandığın 3 kuruş parayla mı? Mahir, ben sana başka bir şeyden bahsediyorum. Onun gönlünün yüceliğinden bahsediyorum. Bütün bunları senin için yaptı diyorum. Baba yeter. Yani Fidan da benim için birçok şey yaptı, yeter. Ne yaptı ha? Ne yaptı? Senin için bileklerini mi kesti? Ailen sokakta kalmasın diye kardeşinin kumar borcunu mu ödedi? Yaptı tabii. Seni evlenelim diye sıkıştırmaktan başka, kendini düşünüp seni de peşinden sürüklemekten başka ne yaptı? Ha? Oğlum, gözlerini aç artık. Seni kim seviyor? Kim kendini düşünüyor? Gör artık. Acım gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Şimdi bambaş ellerim seni çağırır, yaşlı gözlerim muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için senin sevgine muhtacım. Gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için senin sevgine muhtacım. Daha ilk günden unuttum be Mahir. Aferin sana. Thank you.
Anne! Ya ne yapıyorsun sen ya? Ayol öğlen oldu Mahir. Temizlik yapıyorum tabii ki. Öğlen mi oldu? Ne oldu? Ya Allah, telefonun şarjı bitmiş ya. Of! E şarjın bittiyse takarsın oğlum şarja. Niye panikliyorsun? Ya anne, fidanı geçirecektim sabah. Şimdi işin yoksa bir araba laf ye ya. Ay sen sabahları fidanı mı geçiriyorsun? Ha evet. Yeni işkence şeklimiz bu. Her sabah evden alınacak, otobüs durağına bırakılacak. Şimdi gidip bir gönlünü almak lazım ya. Tamam tamam. Madem işe geçiriyorsun, hadi bıdı bıdı söylenmeyi bırak da kalk bir an önce, ben de buraları temizleyeyim. Anne bu arada sana da pes vallahi yani. Aa niye, ne oldu? Bahtiyar'ın kumar borcunu Pelin ödemiş. Niye söylemiyorsun bana ya? Mahir, ben şimdi sana onu söylemeye kalksam var ya... Anacığım, tamam hiç uzatmayalım. Sen bana bir temiz çorap verir misin? Hadi. Tamam. Kızma annene be. Kızma annene. Ne haber Fidan? İyilik, senden? Ne olsun? Pas pasa devam. Bir çay ısmarlayayım mı sana? Yok ya, Hayriye tek başına şimdi. Ya 10 dakika idare ediversin. Hadi gel. İyi peki. Fidan'a bakmıştım ama. Hatırladım. Geçen gün onun peşinden koşan sen değil miydin? Evet. Sonradan söyledi o bana bilerek yaptığını. Hadi geç bakalım. Eyvallah. Hayriye merhaba. Ha, merhaba Mahir. Fidan'a bakmıştım ama. Ya o lavaboya kadar gitti. İstersen cebinden arayayım. Ya yok arama ya. Ben sürpriz yapmak istiyorum ona. Sabah bir pot kırdım da. Ha, anladım. İstersen otur şöyle. O gelir. Tamam sağ ol. Nasıl gidiyor evlilik hazırlıkları? Nişantınla barıştığını söylemiştin ha? Vallahi şimdilik burnunu sürtme aylarındayız. Beni aldatmasının intikamını alıyorum yavaş yavaş. Ha biliyor musun? O kız mahalleye geldi. Hangi kız? Sarı yılan, Pelin. Ya nişanlımı öpen kız yok mu? Ha. Ne yapıyormuş ki sizin mahallede? Ne yapsın? Beni sinir etmeye uğraşıyor işte. Ama gelip geleceğine pişman ettim onu. Ne yaptın? Dövdün mü kızı? Dövdüm. Elimden almasalar da hastanelik ediyordum. Sen bayağı elin maşalıymışsın ya. Elin maşalıyım da ne olacak ki sanki? Bazen Pelin'in karşısında hiçbir şansım olmadığını düşünüyorum. Niye? Kız çok mu güzel? Evet, güzel. Sen de çok güzelsin. Sağ ol. Ama kız hem güzel hem de zengin. He. Demek Mahir'in yerinde sen olsaydın, sırf zengin diye kesinlikle Pelin'i tercih ederdin, öyle mi? Hayır ama... Aması ne? Bazen hayatın gerçekleri karşısında aşkın hiçbir şansı olmadığını düşünüyorum, o kadar. İşte bunda yanılıyorsun. Çünkü para çoğaldıkça insanlar aşkı umursamamaya başlarlar. Aldatmaya, gününü gün etmeye meylederler. Ve sadece aciz insanlar paraya güvenirler. Kendine güvenen insanlarsa sonunda mutlaka aşkı tercih ederler. Bu konuda tecrübeliymişsin gibi konuşuyorsun. Yoksa benim bilmediğim zengin aşk maceraların mı var? Aslında... Çapkın seni. Hadi anlat. Ya sana bir şey söylemek istiyorum ama yanlış anlamandan korkuyorum. Çok merak ettim. Söyle çabuk. Niye öyle bakıyor adamlar sana? Bilmem, tipimi beğenmediler herhalde. Daha sakin bir yere gidelim mi? Peki.
Ne oldu, gelmeyecek mi bu fidan ya? Ya şimdi aradı, yönetim katından çağırmışlar. Yukarı çıkmış. Yani işi uzun sürer mi, beklemesem mi acaba? Yok yok, gelir şimdi. Okul nasıl gidiyor? Okul? İlkokul öğretmeniymişsin ya, fidan öyle söyledi. Fidan mı söyledi? Evet. Fidan sana ilkokul öğretmeni olduğumu söyledi. Ya, değil misin? Değilim ya, ben inşaatta amelelik yapıyorum. Ameli mi? Yani olsun canım, insan namusuyla ekmeğini taştan çıkardıktan sonra ha öğretmen olmuş ha amele, ne fark eder değil mi? Bazılarımız için fark ediyormuş demek ki. Annemle babam ben küçükken Almanya'ya gitti demiştim ya. Babaanneyle kalmıştın. Dün gece Almanya'dan babam aradı. Annem öldükten sonra babam Alman bir kadınla evlendi. Biz de küstük, aramız bozuldu. Sonra ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendim babamın. Hadi ya. Çok üzüldüm. Doktorlar bir senelik ömrü kaldığını söylüyorlar. Ya. Maalesef öyle. Ben de babam bari son günlerini mutlu geçirsin diye dün telefonda ona yalan söyledim. Ne yalanı? Babam evlenip yuva kurmamı çok isterdi. Ben de ona nişanlandığımı, çok yakında evleneceğimi söyledim. Çok mutlu oldu. Bir hafta içinde İstanbul'a gelinini görmeye geleceğini söyledi. Ne yapacaksın o zaman? Ben de senden bunun için yardım isteyecektim. Ne? Yani nişanlımış gibi mi yapmamı istiyorsun? Evet. Hayatta olmaz. Fidan, bak senden ne kadar zor bir şey istediğimi biliyorum. Ama beni en iyi sen anlarsın. Sen babasızlığın ne demek olduğunu bilirsin. Lütfen Fidan, kendim için bir şey istemiyorum. Ölmek üzere olan bir adamın son isteğini yerine getireceksin. Lütfen bana yardım et. İyi, peki. Harika, teşekkürler. Hey, hop, ya ne yapıyorsun? Bana bak, öyle babanın yanında el tutmak, sarılmak falan yok ona göre. Tamam Fidan, sen nasıl istersen. Anne! Anne! Ne? Tamam, kapat artık şunu. Ev süper steril oldu yani. Yapacak bir şey yok artık. Her yer leş gibi Sabriye. Sen de bir boş gününde şöyle anneme bir el vereyim demiyorsun. Ha? Aşk olsun anne ya. Bari izin günümde çalıştırma beni. Gel gel bak. Melih'e çıktı, gel. Başladı mı? Çekil çekil. Mesela bıyığını kestirdim kocama. Görüyor musun? Ay, olay olay ol. Alt tarafı kıl yani, ne olacaksa. Ay evet yani. Hem zaten keramet olsa öyle olmadık yerimizde çıkmaz yani, değil mi? Ayıptır söylemesi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii, buyurun Gültekin Bey. Önce bıyık diye başlar, sonra onu giyme bunu giyme diye devam eder. Mesela? Mesela bizim mahallede bir arkadaş var. İsmini vermek istemiyorum. Çocuğu mağdur durumda bırakmayıp kendisi minibüsçü. Eyvah, bu benden bahsediyor abi ya. Kaç kere de söyledik yara. Ya isim vermez mi oğlum? Rahat ol ya. Bu çocuğun bir sevgilisi var. Sevgilisi önce peri ceketine taktı. Peşinden işte vay efendim ne tarz müzik dinliyorsun falan filan gibi eleştirilere başladı. Çocuk önce deri ceketi attı. Sonra 1000 CD'lik arabesk müzik arşivini attı çöpe. Niye? Ya ben en iyisi televizyonu kapatayım bugün.
Ay nereye kapatıyorsun canım? Merak ettim ben bu minibüsçüyü. Çocuğu maymuna çevirdi, maymuna. Şimdi gidin bakın mahalle kahvesine oturuyor. Sandalyeye bakın. Bildiğiniz maymun orada oturuyor. Bildiğiniz maymun. Bu duruma bir dur demenin zamanı geldi de geçti derim ben artık. Siz bu duruma nasıl bir dur diyeceksiniz? Tam bağımsız erkekler istiyorum etrafımda. Ezilmiş erkekler. Karısı tarafından zulme uğramış kocalar. Ben artık onların sözcüsü olacağım. Bu işe de az önce mağdur etmemek için ismini vermek istemediğim minibüsçü arkadaşımla başlayacağım. Bir dakika. Senin minibüsçü arkadaşım dediğin bizim doğmuşçu Nuri mi yoksa? Ay. Ah be abi, ben bittim ya. Vallahi mahvoldum ben ya. Ay anam, bizim Nuri de ama pek saf bir çocuk, bir görseniz. Hayır tamam, güzel kız falan Sabri. Ay niye kapattın Sabriye, niye kapattın? Ayol, bu bizim Mahir'in şu arkadaşı şoför Nuri değil mi? Valla o herhalde ya. Oo. Ay oysa o. Tamam yani anne, ne yapacaksın sen Nuri'yi, boşver. Kızım açsana. Valla ben de merak ettim ya. Bu bizim Nuri değil mi? Aha. Kimmiş onun yavuklusu ya? Ay yavuklusu. Açın aç aç. Maşallah ya, magazin basını kesildiniz başıma. Hadi kalk anne. Kalk kalk kalk. Temizlik yapacağız hadi. Sen değil miydin az önce? Ya anne, o az önceydi işte. Geçti artık. Tamam hadi sen mutfağa in, böyle şeyleri şey yap. Ben de bu kutunun altını falan sileyim. Bitti sen Nuri, bittim. Ben bittim, mahvoldum ya. Sabriye beni kesin öldürür ya. Aha, aha şuraya yazıyorum ya. Ya kardeşim niye bu kadar bitiyorsun? Tamam sabah ezanıyla selamı okuruz. Ya Çeto. Kardeşim, bana bir şey olursa benim minibüsü sana bırakıyorum ha. Onun dilinden bir tek sen anlarsın. Allah razı olsun kardeşim. Yalnız lastikleri değiştirmek lazım Tufan abi. Tufan abi, benim 1000 cc'lik arabesk arşivi var ya. Onu da sana bırakıyorum abi. Gözün gibi bakarsın. Lan oğlum, sen onu hani atmıştın? Ya yok, Sabriye'ye attım dedim de atmadım. Atılır mı o nadide eserler? Oğlum o kadar korkma ya. Belki seyretmemiştir programı. Öyle mi diyorsun? Ha. Evet ya. Ya yok, ne alakası var ya? Kesin izleyen biri gidip Sabriye'ye anlatmıştır. Bizim mahallenin ağzına bak nasıl anmaz ya. Oh, senin minibüs miras kalacak diye. Oh, öldür çocuğu. Of. Ne oldu ya? Bir saat oldu, Mahir hala aramadı. Sen ara. O beni aramıyorsa ben de onu aramam. Hayriye ya. Ben Tayfun'a çok üzüldüm. Tayfun'a mı? Ne olmuş ki? Babası hastaymış ya. Bir senelik ömrü kalmış. Ya. Yazık. Ya Hayriye, sen ne katlarmışsın ya. Çocuğun babası hastaymış. Bir senelik ömrü kalmış diyorum sana. Ay ne bileyim, birden öyle söyleyince ne diyeceğimi bilemedim ben de. Ya Tayfun babasından bahsederken rahmetli babam geldi aklıma. Senin baban da mı hastalıktan vefat etti? Yok. Benimki inşaatta çalışıyordu. Ustabaşıydı. Bir gün nasıl olduysa 6. kattan düşmüş. Başın sağ olsun canım. Sağ ol. O zamanlar çok küçüktüm tabii. Böyle bir akşam üzeri evin önünde tahtadan yapılmış bir kutu getirdiler. Tabut yani. Tabii ben ne anlarım ki o yaşta tabuttan. Adamın biri geldi. Babanı getirdiler dedi. Sandım ki babam o kutunun içinden çıkıp bana şaka yapacak. Birdenbire boynuma sarılacak filan. Kutuya doğru koşmaya başladım. Tam kapağını açacaktım. Annem elimi tuttu ve... ve dedi ki... Mahir! Mahir! Ne yapıyorsun oğlum? Keyfim yok be Kadir. Ne oldu ya? Fidan mı yine? Ha. Ya abicim, konuştuk ya bunu. Biraz idare edeceksin abi kızın triplerini işte. Ya bu sefer trip falan değil be abi. Başka mevzular.
Neymiş? Fidan'ın yanında çalışan bir arkadaş var, Hayriye diye. Bizimki ona benim öğretmen olduğumu söylemiş bu oğlum. Öğretmen mi? Ne alaka lan? Ne bileyim. Herhalde inşaatta amelelik yapıyor diyemedi. Yok be abi, kız yanlış anlamıştır ya. Lan kız salak mı ameleyi öğretmen anlasın ya? Yani Fidan Hanım utanmış demek ki yani. Amelelik yaptığımızı söyleyememiş. Abi iş gerçekten böyleyse hiç üzülmene gerek yok. Yani Fidan senden utanıyorsa kusura bakmasın, yolu açık olsun yani. Bak şimdi ben de kızdım ya, ayıp etmiş yani. Oğlum ne düşünüyorum biliyor musun? Ben Pelin'e garsondum. Bir müşterinin kafasında şişe kırdım, kovuldum dedin. Kızcağız olsun, seni kızdıracak bir şey yapmıştır, hak etmiştir dedim. Aynısını Fidan'a söyledim, anlamadan, dinlemeden nişan yüzünü çıkarıp kafama fırlattı ya. Pelin'e diyorum ki inşaatta amelelik yapıyorum. Lan değil, utanmak, aşağılamak babasının yanında göklere çıkardı beni ya. Şimdi içim içimi yiyor biliyor musun? Ben bu Pelin'e çok haksızlık yaptım bunu. Bir de burada mahallede geldi bizim Fidan'dan dayak yedi kız. Ben ne yaptım? Arayıp nasılsın diye bile sormadım ya. Kanka belki de aramak için geç değildir ha. Öyle mi diyorsun lan Kadir? Keşke biz de seninle gelseydik havaalanına kızım. Anne biliyorsun ben öyle veda fasıllarını falan sevmiyorum. Hem sen şimdi ağlarsın havaalanında. Ya tatile gidiyormuşum gibi düşünün. Ha, tabii tatile gidiyorsun zaten kızım. Hem resim yaparsın hem gezersin. Anne bak ağlamaya başladın yine. Yok yok yavrum yok. Hadi üzülme tamam mı? Kendine iyi bak. Tamam. Babacığım. Canım. Bak annemi üzme tamam mı? Merak kavga mi? Etmeyin olur mu? Tamam. Güle güle. Şemsi ablacığım. Canım. Hadi yine iyisin. Kurtuluyorsun bu deli kızından. Aşk olsun. O nasıl laf? Ağzından yel alsın. Kendinize iyi bakın tamam mı? Sen de kızım. Böyle yalnız başına göndermek hiç içime sinmiyor gibi. Dediğin gibi Gencay, bazı şeyleri kendi başına halletmeli artık. Senin yanında yenemezsem korkularımı nasıl yeneceğim? Hem sen bana güç veriyorsun. Güç veriyorsun. Korka korka bir sinemaya girdin. Hiç tarzın olmayan bir film izledin. Hayatta yemeyeceğin bir şey yedin. Üstüne bir de kavgaya karıştın. Şimdi bana hala eğleniyorum mu diyorsun? Ama gerçek bu. Çünkü... Çünkü yanımda sen vardın. Kimsiniz tanıyamadım. Ya aşk olsun ben Mahir. Hemen numaramı mı sildin ya? Hayır. Ben telefonumu çaldırdım da. Numaralarımın hepsi orada kaldı. Bu telefonda yok. Hayırdır? Neden arıyorsun beni? Ya Pelin ben... Bu geçen günkü... Hani olaydan sonra seni aramak istedim ama... Yani çekindim biraz. Hangi olay? Yani şu Fidan'la olan var ya... Ha ben o olayı çoktan unuttum bile Mahir. Yani... Aslında ben sana karşı çok mahcubum Pelin ya. Yani... Eğer sen de müsaitsen hani yüz yüze görüşebilir miyiz? Bilmem ki. Nişanlının kulağına falan gitmişsin. Sonra problem çıkarıyor. Ya hayır gitmez yani. Bu sefer söz veriyorum bir şey olmaz. Yani olmayacak. Zaten seninle konuşmak istediğim
başka şeyler de var. Hani yarın müsaitsen görüşelim mi? Olur. Yani aslında benim yarın işim var ama... ayarlayabilirim sanırım. Tamam o zaman. Yarın arayayım mı seni? Olur, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh be. Pelin inşallah şu Mahir zibidisini unutacak. Gittiği okul çok disiplinliymiş. Gör bak. Döndüğünde ne Mahir kalacak, ne aşk, ne meşk. Vallahi bilemiyorum Egemen. Pelin Mahir'in yanında mutlu olduğu kadar hiçbir yerde mutlu olmadı. Kızının aşkına birazcık saygı gösterseydin ne olurdu ha? Azıcık saygı. Yahu ben kızımıza aşık olmasın demiyorum ki. Garson parçasına aşık olmasın diyorum. Memlekette o kadar iş adamı, tüccar, paralı pullu adam varken o ne yaptı? Benim yanımdan kovduğum garsona aşık oldu. Heh. Hala Pelin'in nasıl olup da gitmeyi kabul ettiğini aklım almıyor. Mahir de Mahir diye yanan kız. Cık, hayret. İyi olacak, iyi olacak. Merak etme. Ben geldim. Aa, Pelin kızım. Ah. Kızım senin ne işin var burada? Anne sen söylemiştin. Demiştin ki bak görürsün Mahir peşinden koşacak. Evet aradım. Yarın buluşuyoruz. Gençay. Egemen. Egemen. Bayıldı adamcağız. Egemen. Egemen'cim. Egemen. Kendine gel Egemen. Hay Allah. Egemen. Baba iyi misin? Ay yok dayanamayacağım ben ya. Ne oldu? Anne Mahir bütün gün aramadı. Bekledim arar diye ama baksana bu saat oldu hala aradığı yok. Para gitmesin diye aramamıştır Cimrişe. Anasına çekmiş ne olacak? Neyse. Ben bir arayayım da öğreneyim derdi neymiş. Acaba? Ben bir evden arayayım ha. Ay kızım düşme üstüne bu kadar. Görünce arar. Çayına hiç dokunmadın. Bardak pisse değiştireyim hemen. Yok hayır. Ben neden söyle bir anda içmek istemedim. Geldiğimizden beri bayağı durgunsun. Yani bana hala kızgın olduğun için olabilir mi? Yok canım ben unuttum artık o mevzuyu. Peki benim için yaptığın iyilikleri de mi unuttun? Efendim? Yani evimiz elden gitmesin diye gidip Bahtiyar'ın kumar borcunu ödediğini biliyorum. Bizimkileri de tembihlemişsin bana söylemesinler diye. Ya ben bu konuyu gerçekten konuşmak istemiyorum. Sen yoksa buraya kendi borçlu hissettiğin için mi geldin? Hayır, yani onun için gelmedim. Aksine ben... aslında sen yanımda değilken... benim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Hani böyle sevdiğim bir şeyi ancak kaybedince onun değerini anlarsın ya. Onun gibi. Arkadaş olarak değerimden bahsediyorsun umarım. Bak Mahir. Ben seni çok fazla aradım biliyorum. Çok üstüne geldim. Ya ama Pelin. Ama diye bir şey yok. Artık sen istediğin sürece arkadaşlığımız devam edecek. Ben seni aramayacağım. Yani sen istersen beni ararsın. Ama dediğim gibi ben seni artık aramayacağım. Niye aramalısın? Yani canın ne zaman isterse arayabilmelisin.
en kötü günlerimde sen hep beni yüreklendirdin. Yani bir şeye ihtiyacım olduğunda fark ettirmeden de olsa yani bana destek oldun. Bir de hepsinden de önemlisi. Ya sen beni hiç küçümsemedin Pelin ya. Bana yüreğini açtın. Teşekkürler Albert. Ya Hayri, Mahir dünden beri telefonlarıma cevap vermiyor. Çok mu üstüne gittim acaba? Fidan, benim sana bir şey söylemem lazım. Sen dün lavabodayken Mahir buraya geldi. Nasıl yani? Bu şimdi mi söylenir Hayri'ye? Ayrıca beni niye hemen aramadın ki? Ya arayayım dedim ama sürpriz yapacağım deyince. Sen de Mahir'i mi dinledin? Ya inanmıyorum sana Hayri'ye ya. Şimdi anlaşıldı dünden beri neden aramadı. Bunu bekledi bekledi beni, ben de gelmeyecek kızdı gitti değil mi? Aynen öyle oldu. Ya pes vallahi Hayriye, pes. Ya iyi tamam ya. Öğle tatilinde şuradaki kafeye gideriz, sana bir yemek ısmarlarım, barışırız ha. Ne olur. Peki tamam. İyi. Süper. Oktay Bey, hemen çıkmazsanız toplantınıza gecikeceksiniz. Tamam işte, Süreyya hazırlanıyorum. Sen Rıfkı'ya söyle arabayı çıkarsın. Tamam. Ha, söyle onu arka kapıya getirsin arabayı. Şimdi Fidan'a falan yakalanmayalım. Fidan. Efendim? Ben sana Tayfun'la ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne? Tayfun mu? Tayfun! Sımsıcak nefesine gitme.